Videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok yakında başlayacak yeni dizileri derledik. Kesin izlerim dediğiniz diziyi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada diziler yayınlanmaya başlamadan adları değişebiliyor. Ama konuları aynı kalıyor. Aklınızda olsun. İyi seyirler dileriz. Türkiye'de Fox TV ekranlarında başlayacak olan kopuk dizisi merakla beklenirken bu süreçte yeni oyuncular da kadroya katılmaya devam ediyor. Diziye Deniz Karıoğlu, Fuat Mete, Özden Selim, dizidesi yeni oyuncular katılırken kalabalık bir ekip de olmaya başladı. Dizinin karanlık işleriyle nam salan ziyasına Kadir Çermik hayat verecek. Çukur'da hayat verdiği emir rolüyle hafızalara kazanan başarılı oyuncu etkili oyunculuğuyla yine çok konuşulacak. Çermik, Tan'a hayat veren Mustafa Açılan'la babası olarak seyirci karşısına çıkacak. Kopuk dizisi oyuncuları, tarla başında bir mahallede geçen dizide başlıca rolleri Kaan Yıldırım Ferhan, bir Yılmaz Sera, Seray Kaya Müjde, Mustafa Açılan Tan paylaşıyor. TRT'nin yeni yıldaki iddialı dizilerin başında bir sevdadır geliyor. Dizinin başrol karakterlerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler canlandırıyor. Dizi sektörünün iki başarılı kalemi Ayşe Ferda Er Yılmaz ve Nehir Erdem dizinin senaristi oldu. Dizinin kadrosunda ayrıca Ekin Mert Daymaz, Ekin Aksoy, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu, Doğukan Polat, Merve Şeyma Zengin, Meral Çetinkaya ve Ahmet Yenilmez gibi başarılı isimler yer alıyor. Yıldızlar Bana Uzak, başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Güçlü bir intikamı konu alan ve O3 Medya ile ortak yapım tarafından ATV ekranları için hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Bahadır İnce otururken senaryosunu Ercan Uğur kaleme alıyor. Kadir ve Aslı onların aşkı unutulacak ya da zamanı yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir'in hapse girmesi hem de Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar. Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken Kadir'in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnal'ın ailesinden intikam almak. Gerçekler ortaya çıktığında ise içlerinde küllenmiş aşk ateşi yeniden alev almaya yüz tutacak olsa da geçmişe gömülmüş büyük sırlar yüzünden o büyülü mutluluk bir kez daha avuçlarından kayıp gitmek üzeredir. Korkma ben yanındayım dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yapımcılığını, medya yapımının üstlendiği başrollerini Şevket Çoruk, Güne Karacaoğlu, Nisu Berfin Aktaş, Eren Ören, Murat Aygen ve Didem Balçı'nın paylaştığı yapım, lise öğrencisi olan İnci'nin genç yaşta hamile kalmasıyla gelişen olayları konu alıyor. Korkma ben yanındayım yeni yılda Fox'ta. Karaaş dizisi TRT1'de 2024'te ekrana gelecek. Kara Ağaç Celal Ağası Olgun Şimşek, Celal Ağa'nın oğlu Ömer ise Emre Kıvılcım oldu. Şimdi de Ömer'in partneri Sultan Meltem Akçöl oldu. Meltem Akçöl'ün hayat vereceği sultan babasının intikamını almak için yıllar sonra baba ocağına geri dönecek. Dizde bir toprak hikayesi anlatılacak. Akın Akın Özü ve Aslıhan Malbora başrollerini paylaşacakları aile albümü adlı dizide bir araya gelecekler. Diziyi çekecek olan O3 Medya'nın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belirsiz. İstanbul dışında çekilecek olan dizi Ocak ayında sete çıkacak. Zeynep Günay'ın yöneteceği Serkan Yörük'ün senaryosunu yazdığı dizi Çocukluk Aşkı olan Kılıç, Akın Akınözü ve Deniz'in Aslıhan Malbora hikayesini anlatacak. Dizide beraber büyüdükleri kasabadan ayrılıp İstanbul'da hukuk okumaya giden ancak büyük şehri sevmeyip baba ocağına dönen Kılıç Deniz ve Behice'nin yıllar sonra doğdukları yerde yollarının kesişme öyküsü etkileyici olaylarla ekrana taşınacak. Senden Önce Kanal D'nin yeni dizisi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi Amerikan yapımı Tildit dizisinden uyarlanmış bir proje. Dizinin başrollerinde ise İbrahim Çelikkol, Melis Sezen yer alıyor. Senden Önce adlı dizide de Hakan Dağıstan rolüyle ülkenin de en büyük inşaat şirketlerinden birinin sahibi olarak seyirci karşısına çıkacak. Hakan'ın eşi Merve'ye, Melis Sezen hayat verecek. Dizde Merve'nin yetimhanede beraber büyüdüğü diğer kadın başrol Sahra'yı ise kimin canlandıracağı netleşmedi. Dizi Mevlana'nın aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar sloganıyla çekilecek. Ay yapımı tarafından Fox TV ekranları için hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda daha önce Çukur ve Üç Kuruş adlı başarı dizileri de çeken Sinan Öztürk otururken senaryosu Hürer Eboğlu tarafından kaleme alınmaktadır. Dizi sevdiği kadını ve ailesini geride bırakıp askere giden Levent'in döndüğünde başına gelen beklenmedik olaylar sonrası bir katlara dönüşmesini konu alıyor. Aksiyon sahneleriyle nefes kesecek olan dizi, aksiyon sahneleriyle nefes kesecek olan dizi, müzikleriyle de çok konuşulacak. Dizide başlıca roller ise Çağatay Ulusoy, Levent, Onur Saylak, Müdür, Sümeyye Aydoğan, Aydan, Laçin Ceylan, Fatma, Hakan Salınmış, Davut, Fatih Berk Şahin, Rüzgar, Deniz, Özerman, Fikriye, Aytekşayan, Gürkan ve Neslihan, Yeldan, Oya, İnci Taneleri, Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi Kanal D'de izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Bekam Yapım imzalı diziden ilk tanıtım yayınlandı. İnci Taneleri'nin yayınlanan ilk tanıtımında Yılmaz Erdoğan, Azem Yücedağ olarak ilk kez izleyici karşısına çıktı. Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, ve Yasemin baştan gibi isimler yer alıyor. Dizinin konusu şöyle. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yüceda kaybettiklerini bulabilecek mi? Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem. Kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi? Yanoda dizisi Star TV için OGM Piştures tarafından çekilecek. Yanoda merakla beklenen yeni dizilerin başında geliyor. Dizinin başrollerini Şevval Sam ve Şener Cindoruk paylaşacak. Yan odanın değerli oyuncu Melek Baykal. Taylan'ı ise Oktay Çubuk oldu. Ünlü bir TV sunucusu olan, Verda'nın programına konuk olan iş insanı Fikret'le evlenmesi ve ardından her iki tarafın ailesi için başlayan yeni hayatın renkli hikayesini konu alan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Dizide Verda'yı Şevaz Sam canlandıracak. Dizide Verda'nın yaptığı sürpriz evlilikle, Magazin gündemine bomba gibi düştüğü partneri Fikret'i ise Caner Cindoruk canlandıracak. Deha, Ay Yapım, Aras Bulut İğnemli için Deha adında bir dizi projesi üzerinde çalışıyor. Deha adlı dizi merak uyandıran konseptiyle Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Show TV'nin Kore yapımı Doktor Cha dizisinden uyarlanan yeni dizi Bahar'dan önce oyuncu kadrosunda Demet Evgar ve Mehmet Yılmaz Ak başrolleri olarak yer alacak. Yusuf Pir Hasan tarafından yönetilecek dizi yaklaşık 20 yıldır ev hanımı olan ve, ve doktorluğa geri dönmeye karar veren güçlü bir kadın hikayesini konu alıyor. Bahardan önce dizisi Kore yapımı olan Doktor Çadan uyarlanıyor. Bahardan önce dizisinin senaristi ise Ayça Üzüm oldu. Remember War of the Son dizisi büyük ilgili izlenen Kore yapımı bu dizi Taş Kağıt Makas Kod adıyla ülkemize uyarlanıyor. Uyarlanan yeni dizide Ekin Koç ile Sera Arı Türk başrolleri paylaşacak. Remember War of the Sondisi hipermestik sendromu rahatsızlığı olan ve babasının suçsuzluğunu kanıtlamak için bir avukat olan bir gencin hikayesini anlatıyor. Kanal D'de yayınlanması planlanan dizi yeni sezonda ekranda olacak. Kanal 7 yeni bir günlük dizi hazırlığında. Dizinin adı gelin olacak. Dizinin kadın başrolü Talia Çelebi oldu. Talia Çelebi dizide hançer karakterini canlandıracak. Dizinin erkek başrol oyuncusu ise Cenay Türksever oldu. Videomuzun sonuna geldik. En merak ettiğiniz dizi hangisi oldu? Fikrinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.